Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar geçen bu hafta salı günü Erzurum'daydık. Erzurum Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı bir ilimiz. Erzurum'a Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerimiz 128 milletvekili ile birlikte Erzurum'a gittik büyük bir sevgiyle, coşkuyla, ilgiyle karşılandık. Hem grup toplantımızı hem de MYK toplantımızı Erzurum'da yaptık. Milletvekillerimiz Genel Başkanımız kendi görüşmelerini yaparken 20 bölgeye ayrılıp vatandaşlarımızla kucaklaştılar. Onların sorunlarını dinlediler, dertlerini dinlediler. Bizim kendi çözüm projelerimizi Erzurumlu vatandaşlarımıza anlattık. Onlar da bundan çok memnun kaldılar. Erzurumlunun en büyük şikayeti işsizlik. Geçinemiyorlar, yoksullaşıyorlar. Orada fabrika açılmıyor. Orada en çok vaatler veriliyor. Ama Erzurumlu çalışmak istiyor. Alnının teriyle parasını kazanmak, çoluğuna çocuğuna bakmak istiyor. Tek istediği bu. Biz de oranın özel bir kalkınma bölgesi, ekonomik kalkınma bölgesi olacağını kendilerine ifade ettik. Ve orada fabrikaların açılacağını, hangi sürede nasıl açılacağını, hangi şartlarda açılacağını da anlattık. Şimdi hem grup başkan vekillerimiz hem de örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımızın aldığı bir kararla Erzurum'a ekonomi masası gidecek. Daha sonra on milletvekili arkadaşımız gidip orada projelerimizi anlatmaya devam edecekler. 9 Ağustos'ta da Edirne değil, Genel Başkanımız ve gene 100 milletvekilimizle beraber Edirne'de olacağız. MK toplantımızı orada yapacağız. Grup toplantımızı orada yapacağız. Edirne'deki vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Değerli arkadaşlar, nereye gidersek gidelim İnsanlar artık yetti diyor. Büyük bir sıkıntı içindeler. Bu iktidara karşı güven tamamen bitmiş durumda. Bunu perçinleyen olaylardan bir tanesi KPSS sınavları. AKP iktidarı ÖSYM gibi dünya çapında kusursuz sınav yapan bir kurumu artık itibarsız bir hale getirmiştir. Bu itibarsız hale getirirken yaptıkları taktiklerse insanlarımızın bildiği taktikler, FETÖ'cü taktikler hala AKP iktidarı tarafından kullanılıyor ve gerçekten emek veren, çalışan insanların da hakkı yenmeye devam ediliyor. KPSS sınavındaki iddiaları biz genel başkanımız, parti sözcümüz, grup başkan vekilleri olarak araştırılmasını istiyoruz. Ama bu araştırmanın gerçekten namuslu ve dürüst bir şekilde, doğru bir şekilde yapılmasını istiyoruz. ÖSYM içerisinde bir şebeke var mı? Bu araştırmalıdır. Bunu bilmek istiyoruz. ÖSYM içerisindeki sorumlular bir an önce tespit edilmeli ve bu emek hırsızları şiddetli bir şekilde cezalandırmalıdır. Öyle göstermedik ÖSYM başkanı alıp başkasını atıp bak biz burayı düzelttik. Hallettik gibi insanların algısıyla oynamak, gerçekten sorunun temeline inmemek bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. ÖSM içerisindeki sorumlular da derhal tespit edilmelidir. Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavlar yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır. Sınava bir kere şahibe düşmüştür. KPSS genel kültür, genel yetenek sınavı iptal edilmelidir. KPSS'nin bundan sonra yapılacak oturumları da ertelenmeli ve sorular yeniden hazırlanmalıdır. Çocuklarımız emek veriyorlar, hazırlanıyorlar, aileler onlara emek veriyorlar, kendilerini hazırlıyorlar. Başarılı olan çocuklarımızı cezalandıracak noktaya AKP iktidarı yaptığı usulsüzlüklerle bizi bu noktaya getiriyor. Oysa ki o çocuklarda gerçekten o sınavdaki o soruları rahatlıkla çözen ve rahatlayan çocuklarımızı tekrar böyle bir durumla karşı karşıya AKP iktidarı getiriyor. Genel Başkanımız işte tam da burada diyor ki sorun sadece bu değil. O kadar çok sorun var ki AKP iktidarının kendisi sorun. AKP iktidarı gider. Gerçekten hakkın hukukun adaleti savunucusu gerçekten liyakata e, değer veren bir iktidar oraya gelirse işte namuslu dürüst çalışkan insanlarımız bundan zarar görmezler. Bu ancak bir tek şekilde mümkün. Millet iktidar millet ittifakının iktidara gelmesiyle mümkün. Biz tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızı liyakatle bir sınava sokup Onların dürüstlük içerisinde, samimiyet içerisinde, devletine güvenen, milletine güvenen, kurumlarına güvenen çocuklarımızın gönül rahatlığıyla sınavdan çıktıktan sonra kendi hayatlarını kurmaları için elimizden gelen her türlü tedbiri alacak bir iktidara hazırlık yapıyoruz. Bunun haricinde sözlü mülakatlar konusunda da çok ciddiyiz. Genel Başkanımız bu konuda da net tavrını koymuştur. Değerli arkadaşlar, hem Erzurum'da hem de Türkiye'nin her yerinde milletvekillerimiz sağda. Efendim diyorlar ki AKP'de 100 gün içerisinde bu yüz yüze insanlarla milletvekilleri gelecekmiş. Hangi yüzle gelecekler? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani bir vatandaş onlara sorduğu zaman niye yoksullaştık? Hani söz vermiştiniz. Tayyip Erdoğan işte bu dolar böyle artmayacak demişti. Hele bana bir yetki verin demişti. Bize yetkiyi verdikten sonra bakın ne kadar güzel şeyler olacak demişti. Peki şimdi biz bu durumda neden bu durumdayız diye onlara sormayacaklar mı? Onlar TÜİK'e göre tüketici enflasyonu Temmuz'da yüzde %79.60'a yükseliyor. Vatandaş ya tekli rakamlara inmişken Cumhurbaşkanlığı sisteminde TÜİK'e göre bile yüzde yetmiş dokuz nokta altmışı enflasyon yükseldiyse bunun suçlusu ben miyim siz misiniz diye AKP milletvekillerine sormayacak mı? ENAK'a göre Temmuz enflasyonu yüzde yüz oldu. Temmuz'un zam şampiyonları listesinde ise ilk sırada ilaçlar geliyor. İnsanlar kendi sağlıklarıyla ilgili Tedbir alırken bile büyük bir sıkıntı içerisine düşüyorlar. TÜİK'in açıkladığı enflasyon İstanbul Ticaret Odası'nda en az araştırma grubundan da daha düşük bir durumda. Enflasyon istatistikleriyle oynamak milletimizin maaşlarına gasp ettirmek demektir. Milletimiz maaşlarını artışlarını asgari ücretin artışı enflasyonla orantılı oluyor. Siz enflasyonu düşük düşür gösteriyorsunuz. Milletin maaşları da o derecede düşük olarak kalıyor. Bu da milletimizi mağdur ediyor. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu 1988 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyede. Böyle bir üretici enflasyonuyla ne 1994 krizinde ne de 2001 krizinde ne de 1970'lerde böyle bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. OECD içerisinde 34 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. OECD ortalaması 10.3. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en yüksek orana sahip ülke olarak adı geçiyor. Avrupa'da en yüksek Dünya genelinde en yüksek enflasyona sahip 6 ülkeden bir tanesiyiz. Hangisidir diye merak ediyorsanız söyleyeyim. Suriye, Sudan, Venezuela, Lübnan, Zimbabwe. Milletimiz bugün hayat pahalılığı altında inim inim inliyorsa bunun tek bir sorumlusu var. Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Verdiği sözlerin hiçbir tanesini yerine getirmedi ekonomi ekonomiyle ilgili verdiği sözlerin hiçbir tanesini, dövizle ilgili verdiği sözlerin hiçbir tanesini, enflasyonla ilgili verdiği sözlerin hiçbir tanesini yerine getirmeyen kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Son dört yılda bu ülkede üç hazine ve maliye bakanı, dört merkez bankası başkanı, beş TÜİK başkanı gördük. Gelen her kişi gideni maalesef arattı. Son Hazine ve Maliye Bakanı ise evlere şenlik. Artık onun ne söylediği değil, eğer gerçekten siz kendinizle alay edilmesinden sıkılmıyorsanız gülüyorsunuz. Ama kendinizle alay edilmesinden gerçekten rahatsız oluyorsanız böyle bir Maliye Bakanı Türkiye'deki ekonominin başına neden getirilir diye hesap sormanız gerekiyor. Bakan Nebati yabancı bir bakanla konuşuyordum diyor. Kendisi ya yüzü kızaracak bir durumu bakın nasıl anlatıyor. Sizin enflasyon çok yüksek demiş muhatabı olan kişi. O da demiş ki doğru ama bakın ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz yüzde onluk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz diyor. Yani kendi ülkesindeki insanları da aşağılayan bir ifadeyi o gülümseyerek milletin gözünün içine baka baka söyleyebilme cesaretini gösteriyor. Liyakatsız olduğunu zaten biliyoruz. Kendinin kendisini ifadeyle ilgili sıkıntıları da olduğunu biliyoruz. Ama milletimizi bu kadar aşağılayan, bu kadar küçümseyen bir ifadeyi bu kadar rahatlıkla söyleyebilmesini kabul etmek mümkün değil. İnsan biraz utanır ama Maalesef şu anda yaptıklarından utanmayan bir iktidar ve iktidarın bakanlarıyla karşı karşıyayız. Erdoğan'ın ekonomik politikasıyla ve liyakatsız yöneticileriyle ekonominin düzedemeyeceği ortadadır. Ama şundan kesin emin olun. Türkiye'den kimse asla umudunu kesmesin. Türkiye'nin yetişmiş değerli bürokratları var. Türkiye'nin yetişmiş değerli insanları var, ekonomistleri var. Her konuda Türkiye'nin yetiştirdiği, Cumhuriyet'in yetiştirdiği değerli insanlar var. Doğru insanlarla çalışan bir iktidar göreve gelecek. Liyakatlı insanlarla çalışan bir iktidar göreve gelecek. Milleti küçümseyen, milletle dalga geçen değil, kendi milletini ciddiye alan, milletine hizmet etmek isteyen bir iktidarla Türkiye güçlü bir hale gelecek. Bunun adı Millet İttifakı'dır. Bunun adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Değerli arkadaşlar, bir muhalefetteyken gerçekten çok sıkı hem genel kurulda hem de dışarıda muhalefet anlayışını sürdürüyoruz. Amacımız sadece Yapılamayan olumsuzlukları değil, uyarılarımızı da yapıyoruz. Sevgili Genel Başkanımız, ekonominin nasıl düzeleceğiyle ilgili reçeteleri veriyor. Ekonomi masamız var, bürokratlarımız var. Daha önceden bu konuda görev yapmış, liyakat sahibi insanlarla çalışıyoruz. Türkiye aslında doğru yönetilirse çok ciddi kaynaklara sahip. Ama Türkiye'nin kaynakları sadece bir avuç insana peşkeş, çekilirse işte o zaman Türkiye sıkıntı yaşıyor. Aynı limanlarda olduğu gibi. Limanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin limanları stratejik limanlar. Limanlarda gerçekten daha önceden ihale almış ve ihale süresinin bitmesine 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl kalan şirketler var. Ama kendilerine sıcak para lazım. Bu arada devletin çıkarları da, kamu yararı da iktidar için önemli değil. Vermek istedikleri kişiler aynı kişiler. Tekrar ihalesiz o firmalara bu limanları vermek istiyor iktidar. Ama kanunlar izin vermiyor. Onlar için önemli mi? Hayır önemli değil. Recep Tayyip Erdoğan için kanunlar önemli değil. AKP iktidarı için kanunlar önemli değil. Onlar için ne önemli? Yandaşlarına gerekli kaynakları aktarabilmek için her şeyi göze alacak kararlar önemli. İşte böyle yaptılar. Ne yaptılar? Genel Kurul'a getirip yasayı değiştirerek ihaleleri kamu yararı olmadan aynı kişilere Katar'da başta olmak üzere. Limanlardan bir tanesini de Katar işletiyor. Katar'da başta olmak üzere limanları sürelerini 49 yıllığına çıkartarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyük bir zarara uğrattılar. Kendi yandaşlarına büyük bir kaynak aktardılar. Böylece kendileri millete zarar verirken, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verirken yandaşlarını da zenginleştirmeye devam ettiler. İşte biz o yüzden sevgili genel başkanımız, liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu, beşli çeteden hesap soracağım derken işte bunu için söylüyor. Bizim hesap soracağımız kişiler milletimizin sırtından Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını yok eden, hırsızlık yapan kişilerdir. Yasaları kendi menfaatlerine değiştiren kişilerden hesap soracağız. Bu cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını bir avuç insana değil, o bir avuç insandan alıp milletimizin 84 milyon insanın hak ettiği bir liyakat içerisinde eşit bir şekilde hizmet olarak onlara geriye döndüreceğiz. Onlar devlet kurumlarının sahte beyanlarıyla maaşları yok edilmeyecek. Biz Milletin milletine güvenen bir iktidar, milletin de iktidarına güvenen bir yönetim anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye talibiz. Onun için bizim için dinlenmek yok. Biz vatandaşımızın karşısına çıktığımız zaman yüzümüz kızarmıyor. Onların sorularına gözlerinin içlerine bakarak cevap veriyoruz. Çünkü asgari ücretin Gerçekten yükseltilmesinde Genel Başkanımızın ve CHP'nin büyük katkısı var. Emeklilerimizin biraz nefes almasında büyük katkısı var. Taşeronlarımızın kadrolu olmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir katkısı var. KYK borçlarının e, faizlerinin kaldırılmasında büyük bir katkısı var. Biz iktidara gelmeden söylediklerimizle iktidara yön veren bir muhalefetiz. İktidara geldiğimizde amacımız en kısa zamanda Türkiye'yi layık olduğu itibarlı ülkeler seviyesine çıkartmaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar?